Perşembe günü Helsingborg maçı var. Evet. UEFA Kupası'ndaki evet. ikinci maçı Galatasaray'ın. Evet. Ali Sami Yansıtalı'nda neler söyleyeceksin? Helsingborg nasıl bir takım? Sen yakından takip ediyorsun. Şimdi Helsingborg takımı klasik İsveç takımları vardır. Hani böyle İskandinav ülkesi, fizik gücü üst düzeyde. Norveç, İzlanda, işte Danimarka falan. Evet. Artık bu tip takımlar pek kalmadı. Helsingborg da bunlardan biri değil. Helsingborg çok fazla bünyesinde Afrikalı barındıran, hızlı hücuma çıkmayı seven, çok fazla fizik gücüyle futbol değil de daha çok geniş alanda futbol oynamayı seven bir takım. Şimdi şu var, Helsingborg Herenveen'i ilk maçta deplasmanda 5-3 yenilip kendi sahasında 5-1 yenerek eledi ki Herenveen şu an Hollanda Ligi'nin flash takımlarından. Evet, en çok gol atan. En çok gol atan takımı. Dolayısıyla çok hafif alınacak bir takım değil. Galatasaray'la karşılaştırdığın zaman maliyet anlamında çok da çok çok altında kalan bir bütçeyle kurulmuş bir takım. Dolayısıyla rakibin ne olursa olsun belli bir standardın üzerinde ise sahada ondan fazla mücadele etmen gerekiyor. Helsingborg o mücadeleyi verecektir Galatasaray'dan puan almak için. Bir de Henrik Larsson evet. faktörü var. Helsingborg'da her ne kadar kariyerinin son dönemlerini yaşıyor olsa da evet. Larsson yine de Larsson. Tabii yani ceza sahası içerisinde Galatasaray'ın ceza sahası bölgesine Helsingborg gelebilirse Larsson onlar için çok etkili olur. Yani Galatasaray için büyük problem olur. Galatasaray'ın öncelikle orta alanı çok kalabalık tutup kesinlikle Helsingborg'u kendi yarı sahasına, kendi sahasına, kendi ceza sahasına kontra toplarla gelmesini engellemesi lazım. Ve Galatasaray'ın iyi savunma yapması lazım. Yani bu kadar açık futbol Helsingborg maçında Galatasaray'a pek bir şey getirmeyebilir. Gaziantepspor maçında çok açık oynadılar. Çok fazla pozisyon verdiler. Bu kadar açık oynarlarsa Helsingborg'a da çok fazla pozisyon verirler.